Size bir şey anlatacağım ama sakın gülmeyin. Tamam. Annem öldükten sonra babam çok içmeye başlamıştı. Eve hep sarhoş gelirdi. O halde bile canımı acıtacak şeyler söylemeyi ihmal etmiyordu. Sonra sallana sallana odasına giderdi. Düşercesine yatağına yatardı. Hemen uyurdu zaten. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Böyle elini alırdım. Saçıma koyardım. Sonra okşamaya başlar. Tabii sesimi kalınlaştırarak, canım kızım, günün güzel geçti mi derdi. Evet babacığım, günüm çok güzel geçti. Bahçedeydim, ağaçları suladım. Nar çiçek açmış derdi. Ataferide nasıl, uyandı mı? Henüz uyanmadı ama uyanınca doktor eve getirebileceğimizi söyledi. Durum iyiymiş. Doktor başka bir şey söyledi mi Ata? Hayır, başka bir şey söylemedi. Tamam, ben biraz sonra gelirim o zaman. Gelmene gerek yok, 2 saat sonra uyanınca ben onu alıp eve gelirim. Gerek yok. Atıf'la ilgili bir suç duyurusunda bulunacak mısın Ata? Elbette bulunacağım. Rezillik çıkmasın Ata. Hırsız damatla epey malzeme oluruz. Sen önce bir Savaş'la konuş istersen. Eve gelince konuşuruz Yüftel'le. Peki. Gelebilir miyim? Gel Fatih. Feride'yi merak ettim. Bir gelip görmek istedim. Bir değişiklik yok. Durum iyiymiş. Siz nasılsınız? Fatih, senden bir şey rica edeceğim. Ayşe'yi alıp eve götürür müsün? Sabaha kadar uyumadı. Olur. Ayşen nerede? İstemedim ama bana çay almaya gitti. Merhaba Fatih. Merhaba. Ayşen, Fatih seni eve götürecek. Ben sizi bırakmam Ata Bey. Hayır, Feride uyandıktan sonra ben de onu alıp geleceğim. Hadi. Lütfen hadi. Görüşürüz. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Yani hangisine yanmak lazım bilemeyeceğim Ata Bey. Onca emeğin, hayalin gitmesine mi, Atıf Bey'in ihanetine mi, hangisine? Atıf şaşırtmadı beni. İlk duyduğum anda bile Savaş'ın yalan söylemediğini biliyordum. Bilmeden aldım demesi falan. O yalan tabii. Benim imzamı nerede görse tanır. Babası da, o da. Neyse, artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Tabii. Allah can sağlığı versin Ata Bey. Gerisi mühim değil. Yani değil de zorlanacağız biraz tabii. Aylarda uğraş verdik. Bu seriye umut bağlamıştık. En çok da siz tabii. O kadar borcu harca girildi, taşlar maçlar alındı. Yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır deyip bekleyeceğiz. Feride Hanım kızımız iyi ama, değil mi? Evet, o da öğrendiği ihanetle yüzleşiyor. Atlatacaktır. İnşallah, inşallah. Ben izin istesem. Usta. Buyurun. Yemeğler biraz daha gecikecek. Çocuklara söyler misin? Siz merak buyurmayın. Ben gerektiği gibi konuşurum. Hoş geldin güzel kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Teşekkürler. Müsait misiniz Ata Bey? Gel.
Hoş geldin Ayşe. Peki ne olacak şimdi Ata Bey? Bir şey olacağı yok kızım. Her şeyi iptal ediyorum. Ama... Böyle olması gerekiyor. Hani sen bana demiştin ya, ben savaşın kimsenin görmediği yüzünü gördüm diye. Asıl şimdi gör. Evet, bunu yapan Atıf, biliyoruz. Ama Savaş akıllı bir adam. Atıf'ın bu işlerden asla anlamadığını, onları benden çalmış olabileceğini mutlaka düşünmüştür. Ama çıkarlarından dolayı sesini çıkarmamıştır. Çünkü parasını vererek bir tasarımı satın alıyor. Yasal olarak hiçbir sakınca yok. Ama ya ahlak açısından, meslek ahlakı, vicdan, genel ahlak. Onların bir cezası yok. Belki de vardır bir cezası. Her şerde bir hayır varmış sayede. Evet. Aa, Ayşen kızımız gitmiş. Bizim canavarlar ıhlamurun dibine darı ekmişler. Tekrar demleyene kadar gitmiş demek ki. Çıkarken görmedim de. Biz içeriz. Buyurun. Yemiyelerle ilgili çocuklar ne söylediler? Üzüldüler. De, yemiye meselesine değil ama. Sağlık olsun dediler. Haklarını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Özellikle senin. Estağfurullah Ata Bey, o nasıl söz? Yani tırnak ucu kadar bir hakkımız varsa da annenizin ak sütü gibi helaldir. Siz tasalanmayın. Biz neler atlattık, bunu da atlatırız değil mi? İnşallah. 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 Sana ve Savaş'a. Sen her şeyi Savaş'ın gözünden görüyorsun. Savaş koleksiyonu iptal etti ve çok para kaybetti, öyle mi? Ben bu koleksiyon için varımı yoğumu ortaya koydum. Elimdeki her şeyi buna yatırdım. Savaş para kaybetti, ben her şeyimi kaybettim. Ata Bey, sorun paraysa eğer ben karşılarım zararınızı. Ben ne gerekiyorsa öderim. Yeter ki... Sana fazlasıyla rahatsızlık verdik galiba Ayşe. Tabii beni yanlış anladın. Ata Bey, bana böyle arkanızı dönüp gitmeyin. Abi, duyduklarım doğru mu? Süreyya, sen bu işe karışma. Ayşe'ne olan sevgi gösterilerim, ilgin. Hepsi bir yalan mıydı? Sadece bir oyun muydu? Sadece mi? Babamızın elinden her şeyi alan. Hatta ölümüne sebep olan, ata katip olundan alınacak intikam. Ödenecek bedel. Senin için sadece mi? Benim için her şey Süreyya. Her şey. Ben sadece... Hayatta paradan daha önemli değerler vardır. Sadakat, özveri, bağlılık gibi. Bunların senin için önemli olduğunu düşünüyordum. Eminim hala öyledir. Ama Savaş'ın seni değiştirdiğini görüyorum. Umarım sen de görürsün. Ata Bey. Serisine piyasadan çektiğimi Ayşen'e söylemiştir sanırım.
olanlardan dolayı gerçekten çok üzüldüm. Bana inanmıyorsunuz. İnanmamakta da haklısınız. O tasarımları gördüğüm an sizin olduğunu anlamalıydım. Katiboğlu imzası ilk görüşte fark edilir. Öyle değil mi? Hatta Bey. Gözlerine baktığım zaman sadece babanı görüyorum Savaş. Onun o kıskançlığını, içini yakan, içini eriten kıskançlığını. Babam benden tasarımlarımı çaldığı zaman bunu sadece para için yaptığını sanmıştım. Ama sonra fark ettim gerçeği, çok sonra. Onun asıl derdi içindeki dev gibi kıskançlığı, o yangını söndürmekti. Ne çalarsa çalsın, ne alırsa alsın içi rahatlamadı. Asla yüreğine su serpilmedi. Onun neyi kıskandığını asla duymak istemezsin Savaş. Duymak istemezsin asla. Hoş geldin. Deden hıza çıkıp gitti. Ayşen sana para teklif etmiş. Ona mı kızdın? Evet. Cahil bir kıza küsüp kendini buraya mı kapatıyorsun ata? Konuşmayacak mısın? Susacaksın öyle mi? Tabii. Atanın değerleri var. Kuralları, prensipleri, değil mi? Ama o kurallar bize acı çektiriyor. Acı. Bir gecede yalımız elimizden uçup gitti. Beyler, hadi paydos. Peki neden ata? Neden? Ata susuyor. Ata hep sessiz. Sonra bir tasarım hazırlıyor ata. Borcumuzu harcımızı silecek diye bize umut veriyor. Atıp o tasarımı çalıp Savaş'a götürüyor. Ve ata yine sessiz. Yine susuyor. Beraber göğüslüyoruz ama neden oluyor, neler oluyor hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü ata hep susuyor. Belki sana kıyamadığım için susuyorumdur. Belki duymak istemediğin şeyleri bildiğim için susuyorum. Ne demek şimdi bu? Bir şey demek değil güzel. Şey demek değil. Adamı yedin bitirdin be kadın, yedin bitirdin ha. Sülaleci yediniz. Neyin hesabını soruyorsun da? Konuşmuyorsa asaletinden mi? Hadi. Savaşı tahmin etmek zor değil tatlım. Her kadını geçirdiği yollardan geçiriyor seni de. Ben de sadece izleri takip ediyorum. Çünkü senden önce bu yollardan ben de geçtim. Ne demek istiyorsun? Bak canım, tamam tatsız zamanlarımız oldu. Ama inan ben kendimi düşündüğüm kadar seni de düşünüyorum. Hiçbir şey anlamıyorum Neslihan. Daha açık konuşayım. Ben burayı nereden biliyorum? Çünkü daha önce buraya geldim. Peki seni çiftlik evine götürdüm mü? O da üçüncü adımdı. Adım adım kanına giriyor Ayşe. Sen Savaş için o kadar kolay lokmasın ki. Gözünü aç. Benden söylemesi. Çok yaralanacaksın Ayşe. Çok. Bey, kim bu gizli alıcı? Gizli alıcı, bu da yeni çıktı. İnsanlar yüzlerini göstermekten korkuyorlar. Çare bırakmadılar bize. Gelenlerin hepsi gizli alıcı. Şöyle gözün içine baka baka konuşabileceğimiz kimse çıkmadı karşımıza.
Gizli mizli. Artık ne önemi var? Birazdan kim olduğunu öğreneceğiz. Çaktırmamaya çalışıyordu ama buz gibi soğuduğunu ben karşıdan hissettim. Bu kızın en zayıf tarafı saflığı. Her söylenilene inanıyor. Ne demiştim sana? Savaşı uzaklaştıramıyorsan Ayşe'ni uzaklaştıracaksın. Biz kazandık. Zafer şarkısı söylemek için çok erken. Daha yeni başlıyoruz. Oluyor Ayşe. Sizin için kıymetli olan benim için de öyle. Buranın satılacağını duyunca... Usta bize izin verir misin? Ata Bey. Usta. Sen ne yaptın Ayşe? Savaşın zararını karşılarım dediğinde ben sana ne dedim? Benim değerlerim var dedim. Umarım senin için de böyledir dedim. Sizin için önemli olanı düşünmem, elimden geleni yapmaya çalışmam suç mu? Evet suç. Hem de gerçek bir suç. Ben senin merhametine sığınacak kadar düştüm mü? Gözünde değerim bu mu? İnsan işini kaybedebilir, parasını kaybedebilir ama şerefini asla kaybetmez. Kaybetmemeli. Bunun şerefle ne ilgisi var Atabey? Tahmin edemeyeceğin kadar çok ilgisi var. Yine hatalıyım öyle mi? Yine yanlış yaptım. Evet öyle. Nerede yanlış yapıyorum ben? Nerede? Gözünüzün içine bakıyorum. Bana bir şeyler öğretin diye. Bana güzel bir bakış gösterin diye. Sizi babam yerine koyduğum için Atabey. Ama ne oluyor? Ayşen yine yanlış yaptı. Niye? Çünkü Ayşen inanmaması gerekene inandığı için. Söylememesi gerekeni söylediği için. Sevmemesi gerekeni sevdiği için. Ayşen hep yanlış yapıyor. İyiliği eziyor. İlgisizliği üzüyor. Neye elimi atsam kırılıyor. Neye uzansam bozuluyor. Lanetli bir kız gibi. Varlığından özür diler gibi yaşamaya çalışıyorum Atabey. İçim titriyor. Susuyorum. Aman kimse kırılmasın, dökülmesin diye. Kırıla kırıla geliyorum, döküle döküle peşinizdeyim. Beni sevin, bana bir şeyler öğretin diye. Sizi babam yerine koyduğum için Atabey. Hiç yaşanmamış, gündüz hayali kurulmuş. Gece rüyası görülmüş, baba kız ilişkisi yaşayalım diye çırpınıyorum. Ailem oldu diyordum. Annem olmasa da annem. Kardeşim olmasa da kardeşim. Babam olmasa da babam. Ama siz beni bir kere, sadece bir kere kızınız gibi görseydiniz ben öyle silip atmazdınız. Evet.
bana hatamı söyler, doğruları gösterirdiniz. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Herkesten, hepinizden, her şeyden. Hatta Ayşen olduğum için bile özür dilerim. Kızım.